Peki Nihan Hanım, şey diyebilir miyiz artık, CHP kıyı partisi olmaktan çıkmış görünüyor. İlk benim de aklıma gelen oldu. Tabii bunu koruyabilirse. Hani temkinli, ben de Anadolu Ajansı gibi temkinli olmaktan yanayım. Ekrem Bey de çok temkinliydi. Çünkü 2023 seçimlerinde çok erken açıklamalar yapmışlardı beraber Mansur Yavaş'la çıkıp. Biz kazandık, aldık falan dediler. Sonra öyle olmadı ortaya çıktı. Anka'nın hızlı ve yüksekten gösterdiği gerçek veriler geldikçe indirmek zorunda kaldı falan anlaşıldı. Tabii ki bunlar tecrübe ve tecrübelerden öğrenen siyasetçiler söz konusu. Bu da anlamlı ve iyi bir şey. Ama bu tablo diyelim ki sandık açılma oranları %75-80'ini buldu ve hala böyle. O zaman tabii ki ilk söylenecek şey, yani CHP yıllarca sahil partisi, kıyı partisi olarak tanımlanıyordu. Ama artık öyle değil. Hatta denilebilir ki AK Parti iç Karadeniz ve iç Akdeniz'e kendisini sıkıştırdı bu ilk yerel seçimde diye öyle bir yorum da yapılabilir. Ama yine de beklemekte bir %75'i falan bulmakta şey var. Yalnız şunu söyleyeyim, şunu da söylemek lazım. Şimdi CHP aslında yani Kılıçdaroğlu'nun kurultay süreci, ondan sonra Özgür Özel geldi, Özgür Özel, yani parti kaynadı falan, bir memnuniyetsizler oluştu biliyorsunuz, bir Aleviler ayrıştırılıyor mu tartışmaları oldu. Bu kadar tartışma içerisinde Özgür Özel'in performansı çok eleştirildi. Beğenilmedi yani, bizzat partililer, parti tabanı tarafından bile beğenilmedi zamanlar oldu. O zaman soruyu şöyle sorsam. Şunu söyleyeceğim, burada elbette bu bir başarı olarak kayda geçecektir CHP adına, ama sonuçta daha çok yakınlarda bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadığımız için tabii ki başkalarının yorumu ne olur bilmem, ama benim yorumum şu olacak ister istemez. Öyle bir ihtimalde yani CHP burada CHP kazandı mı? CHP mi kazandı? Cumhur İttifakı mı cezalandırılıyor? Sorun buydu benim. Sorusunu ben sorarım. Ve ben cevabını böyle bir sorunun cevabında Cumhur İttifakı cezalandırılıyordan yana tavır gösteririm. Daha Bey ne dersiniz? Yani CHP'nin başarısı mı? Çünkü şunu da söyleyeyim, Elfin Hanım haklı olarak hatırlattı ilk söz aldığında. Şimdi sözü yani çok doğru söylüyor. Dolar, ya şimdi bakın Mehmet Şimşek Gaye Hafize Erkal'dı değil mi? Tabii. Evet. Adını bile neredeyse bakın zor unutuyoruz. Büyük bir umut vaat ederek geldiler. Hatta Mehmet Şimşek'in yani daha sonra ekonomik sorun diye bir şeyin kalmayacağına dair büyük beklenti oluşturuldu. Onun üzerine Gaye Hafize Erkal da eklendi. İşte Amerika'da şöyle böyle yerlerde çalışmış, şöyle CV'si var filan denildi. Sonra Mehmet Şimşek ne o olması gereken bence yani maalesef olması gereken acı reçeteyi yerel seçim tarihinin çok yakın olmasından dolayı bir türlü uygulayamadı. Çünkü seçim demek acı reçetenin uygulanamaması demek. Yani muslukları kapatamıyorsunuz seçim olduğunda maalesef. Özellikle popülizme de sırtınızı dayayarak bir yani o politika, o türde politika yapmayı alışkanlık haline de getirdiyseniz onu da yapamıyorsunuz. Kusura bakmayın, yakında yerel seçim var ama ben muslukları kapatıyorum, para yok da diyemiyorsunuz çok erken bir zaviyede. Evet. Öyle olunca da o bir türlü uygulanamadı ve enflasyon, hayat pahalılığının artışı ve üstüne üstlük şunu da söylemek zorundayım. Çok fazla AK Parti'nin de kaydığını görüyoruz. Eğer bu tablo açılan sandık oranı %75'lere falan vardığında da böyleyse, çok fazla AK Parti'nin de CHP'ye kaydığı sonucu falan çıkıyor bundan. Ve son olarak ben tabii şu Gazze ve İsrail'le ticaret meselesinin insanların kalbini, yani YRP'ye kaymış ya da lanet olsun benim ilçemdeki adayı da gözüm tuttu deyip CHP'ye kaymış. Hani başka bir açıklaması yok çünkü. Herhalde bu Gazze İsrail meselesindeki tutarsızlık şeyi de belki insanları etkilemiş olabilir katılım diyeceğim. Katılım oranında düştü. Herhalde %75'ler civarında bir katılım oranı mı var? Evet, katılım oranında bakacağız. Ben sorumu size sorayım.